aşağıda şükür. Ben Denizli'miz Türkiye'nin en çok ihracat yapan kentlerinden biri olarak ortaya çıkardığı katma değerden hamdolsun payını alıyor. 3 Temmuz 2020 yılında ihalesi gerçekleştirilen ve 16 Kasım 2020 yılında temelini attığımız Aydın Denizli Otobanı'nın yani 163 kilometrelik otoban inşaatının bugün hamdolsun gerçekleşme oranı itibariyle yarıyı aşmış olduğunu yerinde bizzat görerek inceledik. Bugüne kadar 40 milyon metreküp yarma ve 38 milyon metreküp dolguyla birlikte inşallah bu viyadükler bağlantı yollarıyla beraber 2022 yılının sonunda artık otobanın yavaş yavaş hizmete alınması aşamasına geçmiş olacağız. Çok hızlı bir çalışma var. İnşallah 2022 yılı sonunda bazı bölümlere yetişecek. 2023 yılında aynı şekilde Haziran ayında yetişeceğini söylüyor mühendis arkadaşlarımızın. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın her zaman koymuş olduğu bir hedef var. O da şudur. Evet, yol medeniyettir. Dolayısıyla biraz önce başkanım da bahsetti. Yol aynı zamanda ticarettir, ihracattır. Aynı zamanda eğitimdir. Yani yolla beraber her yere, en üst seviyeye doğru gidilir. Çalışmalarımızı hala hazır devam ediyoruz. 5,5 milyon metrekare kamulaştırdık. Toplamda 12 milyon metrekare kamulaştırma çalışması tamamlandı. 26 milyon metrekare ulaşacağımızı düşünüyoruz. Kamımızın 54 kilometrelik ana gövdesi, 12 kilometrelik de bağlantı yolları var. Bu 54 kilometrelik kesiminde 44 kilometrelik ana güzergahına girdik. Sadece 10 kilometrelik bir eksiğimiz kaldı. Aydın Denizli sınırında 2 kilometre, Kumsuz bölgesi 2 kilometre, bir de Karakoca bölgesinde zemin ıslak çalışması yaptığımız 6 kilometrelik bir kesim var Sayın Başkanım. Tamamladık. Yaklaşık %65-70'lerle bitirdik. Yine 38 milyon metreküplük dolgumuzun da 24,5 evraklarla menfez yapmayı planlıyoruz. Hali hazırda 227 tanesini